Masa bir. Ocak fırına devam şekerler. İmalathaneye alan yol. Nasıl galiba? Hı? Ne? Şey, maya, tuz, su, un. Hamurumuz hazır. Şey lise sonunda. Hazır oldum. Lise sonunda. Neden 45 dakika boyunca pişiyor ve dinlenmek zorundalar? Çünkü şey şöyle. Baya var ya içinde. Onun bir şey olması lazım. Yani şu an mesela simit olmaz. Aşağıda simit atarsın. Böyle izin tatsız bir şey içer. Beklediğim kendine geliyor. Gözünü bulur. Şu şekilde. Kalın tarafı köşelerde kalın. Böyle eziyorsun. Biraz yuvarlıyorsun. Evet. Şöyle attın mı şunu? Şurayı birleştirdin mi? Bir. İki. Üç. Öyle değil, böyle. Nasıl? Yaptım şimdi. Şöyle bir. Ha, tamam. Bu şekilde veriyorsun. Birleştiriyorum. Döndürüyorum ve bitiyor. Tamam, şimdi deneyeceğim. Bu rekayı. Kendi simitimi yaptım. Evde simit yapacağım. Biliyorum. Simit bunlar. Simit. Simitin pişmemiş hali. Fırına girdikten sonra. Bunu pişmemiş halde. Bunu bir şeyin içine sokuyorsunuz herhalde onları. Bu suyun içine orada. Şey bu. Bu pekmez. Pekmez. Pekmez sorarsan. O da ayrı. Hı hı. Bayağı. Şöyle pekmezi atıyoruz bunları. Bir 5 dakika bekliyor burada. O sırada bunları yapıyoruz. Tabii susamlıyorsun. Bunları susamlıyoruz. Şöyle. Şöyle mesela. Şekilde diziyoruz. Sırası dolana kadar. Çok büyük. Simit mi yetiyor mu bunlar yoksa daha fazla yapıyor musunuz bunlardan? Belli olmuyor. İşe göre değişiyor yani. Yani ne kadar müşteri ne kadar çıktı olursa müşteriye göre.
O hamur tadı. Bunda hamur yapıyorsunuz. Yani orada hamur yapılıyor. Burada bekletiliyor biraz. Tamam. Oradan kesiliyor. Burada pekmez dediğimiz bunun şerbetidir. Buna koyuluyor. Burada susamlanıyor. Buraya diziliyor ve aşağıya gidiyor. Aşağıdan da fırına. Taş oturuyor mu o? Taş fırın. Taş ha. Fırın derler. Çok eski bir fırın zaten. 210 yıllık. Aa. Bir fırın. Nereye? Hatta şuraya. Ateşi çekiyor. Bunlar da olmuş simitler. Ben Zoyan Efeyfedes ve Yeler 125. Yıl Erkek Lisesi'nden geliyorum. Bir sosyal genel tarih projesi yapıyorum. Öncelikle size benimle görüşmek kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Bana kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Hasan. 20 yıldır bu işte çalışıyorum. Adana'lı. Ne zaman 20 yıldır burada çalışıyorsunuz? Buranın tarihi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Buranın 210 yıl önce yapıldığını söylüyorlar. Binanın tarihi. O kadar çok fırın varken neden tarihi 5 yaşında simit fırında çalışmaya karar verdiniz? İlk buraya geldim, burada kaldım. Sizce burası nasıl bir yer, nasıl bir atmosfer içeriyor? Ne gibi? Ve mutlu, sevinçli, yoksa daha çok karamsar gibi mi? Ya mutlu olmasa biz zaten 20 yıldır burada olmazdık. Bir de son olarak burası ilgi, simit yapımının aşamalarını kısaca anlatır mısınız? Hamur yapılıyor, ondan sonra tezgahı atıyoruz. Dinledikten sonra böyle gibi kesmiyor. Tavaya koyuyor, tavadan aşağı iniyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğim? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Teşekkür Ben Zoyal Efeyfedes ve bir yerel tarih projesi yapıyorum. Öncelikle benimle görüşmek kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Tarihi Beşiktaş'ın simit fırının tarihiyle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Burası 1810'da kurulmuş. 1810'da kurulmuş. O tarihten bu tarihe 1965'lere kadar ekmek çıkıyordu. 65'ten sonra simide döndü. Bu şekilde dönmüş. 65'ten bu tarihe kadar simit çıkıyor. 65 yıldır benim çalıştığım, yaklaşık 15 yıldır da ben çalışıyorum. Buranın adının neden tarihi 5 çeşmeler simit fırını olduğunu biliyor musunuz? Anlatır mısınız? 5 tane çeşme var tarihi. Hemen arkamızda meydanda 5 tane eski çeşme duruyor hala. Tarihte ilk kurulduğunda burası Maltepe'nin en eski yeri burası. Yani ilk binaları burası Maltepe. Orada 5 tane çeşme olduğunu 5 tane çeşmeden geliyor. Tarihi 5 çeşmeler simit fırını hayatınızdaki anlamı nedir? Şimdi hayatımızdaki anlamı nedir? Dayıdan geldiği için. Aile. Buradaki kaliteyi korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ayı dokusunu dokunmuyoruz. İç restorasyon yapıyoruz sadece. Dış restorasyona karışmıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğiniz bir şey yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii. Merhaba, ben Zoyal Efeyfedes ve Yeler 125. Yıl Erkek Lisesi'nden geliyorum. Bir sosyal yerel tarih projesi yapıyorum. Öncelikle size benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. özellikle tarihi 5 çeşmeler simit fırınını seçmenizin nedenleri nelerdir?
Bir kere zaten hani tarihi sanıyorum savaşta simit yapmış askere. Değil mi bu fırın? Öyle biliyorum. Bir de diğer simitlerden çok farklı. Sanıyorum bir kullandıkları malzemeden kaynaklanıyor. Hem susamı hem de pekmezi, değil mi? Simit pekmezle susamla birleştiriyor. İstanbul'un en iyi simidi bence. Evet, değil mi? Aynen. Onun için hiç dokunmuyor. Çünkü bazen simit yediğimiz zaman midemizde yanma oluyor, ağır geliyor. Burada hiç öyle bir şey olmuyor. Bir kere en önemlisi o. Ben hiç simit sevmezdim. Yiyeceğim. Bakalım sonra. Evet, daha yemedim, tatmadım. Hayır. Bence çok önerici. Sıcak sıcak. Ondan sonra bir de tarihi dokusu var buranın. Hani hem bu çevrenin. Böyle keyif alıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Daha sıcak. Geliyoruz işte ortamına. Bu Fırat çocukken de gelemediğiniz hatırladıklarınızı paylaşır mısınız? Çocukken gelmiyorum. Burada 3. sene burada oturuyorum. Yeni keşfettim burayı. Yani 3 senedir geliyorum. Burada yaşadığınız ilginç bir anınız varsa anlatır mısınız? Aklıma gelen. Ulan buranın köpeği Çarnel Cavri, Arap. Arap var tabi. Demin buradaydı ama. Gördüm onu. Evet. Evet. Arap buranın köpeğiymiş. Evet. Herkes çok seviyor onu. Ama o Arap sevmediklerini avlıyor. Kedilerimiz var. Onlar da eski kaşar yiyor bunlar. Bunlar eski kaşar yiyor. Bizim eski kaşarların yarısını götürdü. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Canım sarıyor. Böyle bir anket yaptığım için öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Başarılarını devamını diliyoruz. Devamını diliyoruz. Son olarak buranın sahibi olsanız burada neleri değiştirmek isterdiniz? Evet, güzel bir soru. Hiç düşünmedim doğrusu. Belki kışın biraz daha ısıtıcı olabilir. Belki. Kışın biraz şey oluyor. Karşı tarafta bu simit fırınına ait. Karşı tarafta restoran. Oraya gidiyoruz. Orada da sigara içiliyor. O biraz rahatsız edici. Bence Armağan'ın dediği gibi. Evet, biraz daha ısıtıcıyla mükemmel olabilir. Tarihin şeyini bozmadan eski havasını. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz.